Merhaba sayın dinleyiciler. Arlıkcenter.com'a hoş geldiniz. Birlik Düşüncesi programında Artak'a gönderilen teröristler üzerine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden başlayan Artak Savaşı iki bölgesel güç olan Rusya ve İran'ın güvenlik çıkarlarıyla doğrudan ilgilidir. Artık'a karşı savaş başlatan Erdoğan rejiminin yeni Osmanlıcılık politikası sonunda bu iki bölgesel gücün bölünmesine yol açacak. Dolayısıyla Moskova ve Tahran'ın çatışmanın patlak vermesini ayrı ayrı ele alması, Aynı zamanda konuyu ikili devletler arası ilişkilerin gündemine alması tesadüf değil. Genel olarak Moskova ve Tahran savaşın patlak vermesine yönelik aynı yaklaşıma sahip. Moskova-Tahran görüşmelerinin sonuçlarından görülebileceği gibi büyük ölçekli savaşın devam etmesiyle birlikte her iki tarafında en önemli endişe kaynağı teröristlerin Suriye ve Libya'dan Güney Kafkasya'ya taşınmaları ve Artsak Savaşı'na katılmalarıdır. Onlar en çok terörizmin Orta Doğu'dan Kafkasya'ya yayılması, oradan da İran ve Rusya'ya sıçraması ve kendi topraklarında İslami radikalizmin yükselişine neden olabilmesinden kaygı duyuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerinin Suriye'de savaşarak vatanlarını savunduğunu derken bununla terörist grupların Rusya'ya sızmasının engellendiğini kastetmişti. Göründüğü gibi şu anda terörist gruplar Transkafkasya'ya daha doğrusu Azerbaycan'a girmiş durumda. Teröristlerin Azerbaycan devleti için ne gibi sonuçlar doğurması başka bir sorun. Fakat bölgedeki diğer devletlerin ulusal güvenliğine tehdit olduğu açıktır. Terörist grupların Kafkasya'ya girmesi sonucunda radikal İslam'ın yükselişi Suriye ve Libya örneğinde olduğu gibi bölge ülkelerini içeriden yıkma tehlikesiyle doludur. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sayed Hatipzade'nin konuyla ilgili açıklaması tesadüf değildi. Ona göre İran hiçbir durumda terörist grupların ülkenin kuzey sınırlarına yakın bölgeleri kendi ulusal güvenliğine tehdit haline getirmesine izin vermeyecek. Sayed Hatipzade çatışmanın Kafkasya'ya taşınmasının bölge için Karabakh sorunundan çok daha büyük bir felakete yol açacağını da ekledi. Resmi düzeyde böyle bir açıklama Tahran için tehditin ciddiyetini gösteriyor. Rusya Federasyonu genelinde Müslümanların sayısının 20 milyona yakın olduğunu ve birçok yerde gruplar halinde yaşadıklarını unutmamak gerekiyor. Benzer soruyla Azerbaycan ve Ermenistan'ın bir diğer komşu ülkesi olan Gürcistan'da karşı karşıya. Gürcistan'daki Müslümanların sayısı az değil ve orada İslami radikalizmin yükselme tehlikesi var. Arap paralı askerlerle ilgili sosyal medyanın Arap kullanıcılarının yazdıklarını göz önünde bulundururken genel olarak şu sonuçları çıkarıyoruz. Birincisi, paralı militanlar çoğunlukla Suriye'nin İdlib ve Halep vilayetlerinden toplanıyor. İkincisi, Paralı militanlar yoksul ailelerden geliyor. Suriye'de savaşmak için aylık maaşları 200 Türk lirasıydı. Hatta son aylarda Türkiye'nin militanların maaşlarını ödemeyip onlara Suriye'den ayrılmaya, Libya ve Azerbaycan'a daha yüksek maaşlarla taşınmaya zorladığını söylüyorlar. Üçüncüsü, Azerbaycan'da aylık 1500 dolar maaş vaat ettiler ama ya ödemediler ya da bir kısmını ödediler. Dördüncüsü, Türkiye, himayesi altında faaliyet gösteren Özgür Suriye ordusu, Al-Hamza gibi terör örgütlerinin aracılığıyla parada militanlar toplayarak Azerbaycan'daki görevlerinin, Azerbaycan'ın stratejik tesislerini ve sınırlarını korumak olacağını söyledi. Bu arada sosyal medyada paylaşılan görüntülerde militanların Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine ait birliklerin üniformasıyla savaştıkları görülüyor. Beşincisi, Azerbaycan'da çok sayıda Suriyeli öldürüldü. Cesetleri gece yarısı gizlice Türkiye'nin Kilis şehrine, oradan da Suriye'ye gönderildi. 6.'sı. Azerbaycan'a taşınan ve Ermeni kuvvetleriyle savaşmakta olan militanlara video çekme yasağı getirildi. Video çeken militanlardan biri bile yargılanmıştır. Sadece operasyon anlarını çekmeye izin verilmiştir. O da Azerbaycan'ın delileri olsun diye. Bu arada Suriyeli militanların bir kısmı Azerbaycan'a gitmeyi reddederken Türkiye destekli Elhamza grubu Suriye'nin Halep vilayetinde tutuklamalar yaptı. Ermenistan Milli Güvenlik Servisi Azerbaycanlı askerin paralı militanla yaptığı telsiz konuşmasını yakaladı ve telsiz konuşmasıyla paralı militanların Artığa qarşı savaş artı ifpatlandı. Telsiz danışmasının içeriyindən anlaşılacağı üzere Azərbaycan tərəfindən savaşın paralı militanlar arasında panik havası hakim. Qeyd etdək, paralı militanlardan biri yaşananları savaş deyil, qıma maşını olduğuna şikayət edir. Militan bizi kandırdılar. Söylənən hər şey yalan. İnsanlar ölüyor. Savaş meydanından cesetleri çıkaramıyorlar. Şu anda kayıp şahısların sayısı 30-35'tir. Nerede olduklarını ve hayata olup olmadıklarını bilmiyoruz. Grubumuzdan 35'i öldürüldü. Yaklaşık 70'i yaralandı. Bu bir oyun değil. Ölüm diye konuşuyordu. Suriye'deki arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde durumun çok kötü olduğu için Azerbaycan'a başka paralı militanlar getirmeye gerek olmadığını söyleyen Abu Valid adındaki bir diğer militan Buraya kimsenin gelmesine izin vermeyin. Kadre terk edildik. Her gün yaklaşık 40 tam 50 kişi oluyor. Çok sayıda yaralı var. Hepsi Süreli. Savaş meydanında hiçbir Azerbaycanlı yok. Hepsi top ateşinden patlıyor ve parçalar halinde uçuyor. Savaşın başlamasından iki gün sonra herkes geri dönmek istedi ama bize izin vermiyorlar ve silah zoruyla burada kalmaya zorluyorlar diye konuştu. Wall Street Journal teröristlerin Ermenistan silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği karşı saldırıya dayanamadıklarını ve Suriye'ye dönmek istediklerini yazıyor. Suriyeli militan Wall Street Journal'a verdiği röportajda Suriye'deki savaşın yıktığı, ekonomi için önemli bir miktar olan 2000 dolar maaş aldıklarını söyledi. Militanın sözlerine göre savaşan insanlar için kimin tarafından savaştıklarının hiçbir önemi yok. Sadece paraya ihtiyaçları var. Gazeteye göre paralı militanlar Eylül ayının ortasından beri 100 kişili gruplar halinde Arçağa karşı savaşmaya gidiyorlar. Arçağa'da savaşan paralı militanlarla temas halinde olan Suriyelilerden biri, Suriyeli militanlar arasında can kayıplarının hızla arttığını ve yaklaşık 200 kişinin Suriye'ye geri gelmek istediğini anlattı. Azerbaycan'ın 1991 ile 94 yılları arasındaki Karabağ savaşında da yabancı paralı militanlar kullandığını hatırlatmakta fayda var. Fakat yabancı militanları kullanmak Azerbaycan'ın yenilgiden kaçınmasına yardımcı olmadı. Tamamen askeri açıdan bakıldığında paralı militanların Artsakh savaşına katılması Azerbaycan'a büyük bir avantaj sağlamıyor. Bu pratikte askeri operasyonların sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Bu fenomenin mantıksal açıklaması var. Orta Doğu'dan gelen paralı militanlar esas olarak terörist faaliyetlerde ve yaygın olarak söylendiği gibi hibrit savaşlarda uzmanlaşmıştır. Klasik savaşta ise etkili değiller. Askeri uzman Artur Hovanisyan'a göre şu an devam eden Artsak Savaşı klasik 5. Kuşak Savaşı'dır. Burada paralı teröristler en iyi ihtimalle yardımcı bir rol oynayabilir. Ermeni ordusunun paralı militanlarla savaşma tecrübesi var. Hala 1990'lı yılların ilk Artsak Savaşı'nda Azərbaycan tərəfindən Çeçen militanlar və Afğan mücahidlər savaştı, amma bilindiyi kimi yenildilər. Çeçen Saha komutanlarından Şamil Basayev ilk yenilgisini Arçaqda aldı. Paralı militanların savaşma motivasiyonu Erməni askərlərinin motivasiyonu ilə qarşılaşdırılamaz. Arçaq savaşı militanlar üçün para qazanmanın bir yolu olarkən, Ermənistan ordusu üçün həyat-məmat məsələsidir. Bu gün bu qədər səyin diləyicilər. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.